Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosundan hepinize selamlar. Bugünkü rehber videomuzun konusu Last Year'daki tüm sınıfların itemları, ne işe yaradıkları ve özel itemlarını upgradelediğimizde bize ne gibi artılar sağladıkları. Evet arkadaşlar, Assault'un ilk itemi Helmet, yani kask. Bu kaskı yaptığınızda daha fazla hasar alabilme yeteneğine sahip oluyorsunuz. Yani katil sizi 3 vuruşta öldürüyorsa artık 5 vuruşta öldürmeye başlıyor. Veya da 6 vuruşta öldürüyorsa artık 7, 8, 9 vuruşta öldürmeye başlıyor bu kask sayesinde. Katillerin verdiği hasarlar değişiyor. Yani Slasher sizi 3 vuruşta öldürürken Strangler sizi 6-7 vuruşta öldürebiliyor. Dolayısıyla kask bu vuruşları arttırıyor arkadaşlar. Ve Strangler sizi çektiğinizde normalde sizi direkt tutabilirken, direkt zincir atıp sizi çekebilirken, eğer kaskınız varsa o attığı zincirle ilk seferde kaskınızı kırıyor. Dolayısıyla ilk seferde sizi çekemiyor. Sadece kaskınız kırılmış oluyor ama kaskınız tamamen de gitmiş oluyor. Dur ben bir kask şey yapayım. Mami yukarı çık. Mami'ye bir vur, kaç vuruşta ölecek? Öldürme ama. Tamam, 3 vuruşta öldü, bekle. Benim kaskım var, ben kaç vuruşta öleceğim? Atam taret attı la, bir çekil. Gidiyorum abi. 1 2 3 vuruşta kaskım kırıldı. 4 5. vuruşta da öldüm abi. 2 veya 3 tane katile göre ekstra vuruş hakkı. Assault'un bir diğer itemi ise Molotov. Zaten her oyunda bulunabilen, sıkça görebileceğiniz eşyalardandır kendileri. Eğer katil Molotov'u attığınız yerde beklerse, yani olası bir kamp ile karşı karşıyaysanız kullanabilirsiniz. Çok fazla hasar alacaktır eğer Molotov'u attığınız yerde duruyorsa. Fakat Molotov'u attınız ve katil diyelim tutuştu. Fakat Molotov'un yandığı alandan ayrıldı. Yani başka bir alanda kendi kendi tutuşmaya devam etti. O zaman canı 5-5-5 gidecektir arkadaşlar. Canım var değil mi? 215. Ha tamam. En son kaç canı kaldığını söyle. Bitince. Hareket etmem bir şey değiştiriyor mu? Zannetmiyorum. 5-5 gitmiyor mu şu an canım? Yani bayağı geri sayım yapıyor. Ananı avradın, o ne lan? Ateşin içinde durmamla dışına çıkmam değiştiriyor beni. Tam, evet ama onunla denemiş olduk. Ateşin içinde durursan bayağı bir canın yani gidiyor. Durursan tek atıyor buna. Cihan abi veya Slasher'a göre de farklılık gösterebilir çünkü her karakterin canı aynı değil. Assault'ların son itemi ise arkadaşlar, beyzbol sopası, namı diğer Haydar. Halk dilinde biliyorsunuz Haydar olarak kullanıyoruz onu. Assault elindeki normal boruyla 20 hasar verirken arkadaşlar katile. Tabi dediğim gibi bu katilden katile değişiyor. Bu hasar beyzbol sopasına geçtiğinde 40'a çıkıyor. Yani 2 katı daha fazla hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Fakat beyzbol sopasının belirli bir limiti var. Yani borudaki gibi sınırsız vurma hakkına sahip değilsiniz. Katile 5 kere vurduktan sonra beyzbol sopanız kırılıyor arkadaşlar. Yenisini craftlamanız gerekiyor. ...215 canım var. Tamam şimdi önce normal boruyla bir vuruyorum. 195. Tamam 20 can götürdü. Bir de beyzbolla vuruyorum. 150. 195'ten 150'ye 45 can. Arada 25 canlık bir fark var. 5 vuruş hakkınız var beyzbolla. Şimdi Assault'un upgrade'lerine geçelim arkadaşlar. Borunuzu ilk upgrade'lediğinizde borunun verdiği hasar 20'den 30'a çıkıyor. Yani verdiğiniz hasar 1,5 katına çıkıyor arkadaşlar. Bir dakika. Bunu geliştireyim şimdi. Tamam elimdekini. Şimdi vuruyorum. 150'den 120'ye. 20'yi de 30'a çıkarttı hasarını. Son upgrade'inde ise katile vurduktan sonra yaklaşık 1-2 saniye daha katilin canı gitmeye devam ediyor. Yani katile vurdunuz, geriye çekildiniz fakat katilin canı yine de yavaş bir şekilde gitmeye devam ediyor 1-2 saniye boyunca. Son upgrade'ini yapıyorum borumuzun. 120 canım var, gel bakayım sana bir okkalı koyayım ben. Haa. Böyle bir azaldı duracak gibi oldu. 1-1-1 biraz daha attı. 75'e düştü. Yani durmadı. 120'den 75'e mi düştü toplamda? Aynen. Yavaş yavaş azalarak biraz daha indi böyle 5-6 saniyede. Ha, aynen bu çivili ya. Kanatıyor aynen, galiba aynen. Değil mi? Şimdi Medic sınıfındayız arkadaşlar. Bu şok cihazınız ile katili olduğu yerde stunlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve böylece diğer arkadaşlarınız katile saldırabiliyor veya da onlar da hasar verebiliyor. Bu şok cihazı ile 2 veya 3 saniye aralığında katili stunlıyorsunuz. Fakat katilin canına zarar veremiyorsunuz. Şok cihazı nerflenmeden önce 4-5 saniyelik bir stun atıyordu ve katilin canına hasar veriyordu arkadaşlar. Şimdi canın kaç, canın gidecek mi ona da bakalım. 220. Gitmedi. Canın gitmedi, 2 saniye falan da stun yedin değil mi? Evet. Bunu bir kere daha kullanabiliyoruz.
Sıradaki itemimiz Pipe Bomb. Oyun ilk çıktığında inanılmaz güçlü olan fakat şimdilerde nerf yemiş olan bir item. Ancak yine de çok etkili katiller üzerinde. Katilin yanında veya da yakınında patlattığınız zaman katile çok ciddi anlamda 200-250 can hasar verebilen bir bomba. Oyun ilk çıktığında yaklaşık olarak 500 hasar veriyordu arkadaşlar. Bu pipe bombu şok cihazıyla çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten benim videomda da belki görmüşsünüzdür. Arkadaşlarınızdan biri şok cihazıyla katili olduğu yerde tutacak ve pipe bombu olan da katilin yanına fırlatarak katili öldürecek. Allah. Tek öldü, tek tam nerenle patladı var ya bak, tam şuranla falan patladı. Böyle bir çember çizsek. 60 kaldı. 220'den 60 mı kaldı? Aynen. Tamam, 160 canın gitmiş. Sinirlendim ama ben. Şey demek yok. Ki götünde patlasa... demek ki götünde patlasa ölecekmişsin değil mi? Medin son item ise arkadaşlar fener. Ancak Medin feneri sadece önünüzü aydınlatmaya yarıyor arkadaşlar. Normalde Scout'ta da bir adet fener var ve o fener sayesinde katilin özel kill yerlerini veya da tuzakları görebiliyorsunuz. Yani katil diyelim bir kutunun içine tuzak koydu ve sizin de scrap almanız için gidip o kutuyu açmanız gerekiyor. O kutunun içinde tuzak var mı yok mu bunu görebiliyorsunuz Scout'taki fener ile. Fakat Medic'teki fener maalesef bu işe yaramıyor. Biz de yarıyor zannediyorduk hatta. Sadece karanlık yerlerde önünüzü aydınlatmaya yarıyor arkadaşlar bu fener. Bu fener sınırsızdır. Duvara gir. Duvara gir. Şurada bak özel kilim var. Bakmıyoruz biz sana. Hadi hadi bakmıyoruz. Hadi hadi iyi bak. Utanma lan. Bendeki fener o işe yaramıyor ki. Ha bak. Burada kutu var. İşaretlemek için bir şey basmam gerekiyor mu? Yok ben işaretledim. Karanlıkta yolunu görebilmek için. Aynen sadece normal fener gibi işte. Sıra Medic'in upgrade'lerine geldi arkadaşlar. Medic'te ilk upgrade yaptığınızda alttaki heal'lama kapasiteniz artıyor arkadaşlar. Yani ilk upgrade'de medkit şarjınız 5 iken arkadaşlar 7'ye çıkıyor. Medkit'in son upgrade'inde ise canınız azaldığınızda kendinize can basmanıza gerek kalmadan canınız yavaş yavaş dolmaya başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Scout'un ilk item'ı olan adrenalinle karşınızdayım. Bu adrenalin belki de oyundaki en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü 30 saniye boyunca çok hızlı koşabiliyorsunuz. Aynı zamanda stamina derdiniz olmuyor arkadaşlar. Yani 30 saniye boyunca sınırsız bir şekilde hızlı koşabiliyorsunuz. Özellikle bunu görev yaparken, işte benzin ya da blowtorch ya da disk taşırken bunu kullandığınızda hem size hem takımınıza çok büyük bir faydası olacaktır arkadaşlar. Basıyorum adrenalinle. Taş gibiyim. Oy, bilekten ejekte etti. Hadi bakayım. Bakalım kaç saniye etki ediyor. Evet. Staminam sınırsız. Bu mükemmel ya bir ben, özellik. Senin de arkanda. Ana! Tut. Benimki bitti. Oğlum çok manyak bu ya. Şuradan özel kileysem mi koşar? O zaman bitmiyor bu. Geri gel. Başka gösterecek bir şey var mı? Var. Bitti. Scout'un bir diğer item'ı Smoke Grenade, yani sis bombası. Bu sis bombasını attığınızda yaklaşık 7-8 saniye boyunca katilin görüşünü bozabilir, aynı zamanda da katili yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu bombayı attığınız alanın içindeyse eğer katil, ciddi anlamda yavaşlıyor. Aynı zamanda bu bomba arkadaşlarınıza da etki ediyor, dikkat edin. Atıyorum sisi. Gel buraya. Sen de kaç saniye olduğunu süre eklersin buna. Tamam, bakalım. Arkaya attım. Nereye attım? Tamam, gir sisi. Ben de bozuldum. 5 saniye falan sürüyor. Hareketiniz yavaşlıyor değil mi? Scout'un son item'ı ise shotgun, yani pompalı. Bu oyundaki pompalı da tüm diğer oyunlardaki gibi klasik bir pompalı. Yakından karşı tarafa ebesinin yörekesini gösteren, uzaktan ise hiçbir işe yaramayan bir pompalı arkadaşlar. Orta mesafeden 30-40, çok yakın mesafeden 70-80, uzak mesafeden de 8-5-10 gibi hasarlar verebiliyor katilin aldığı hasar oranına göre. Giant'ı yani dev olan katili saymazsak diğer iki katile yakından çok ciddi hasarlar verebiliyor bu pompalı. Anam o ne la? Yanıma ışınan ne yapıyorsun? Aa, sıçarken yakaladın ha. Tövbe. Canın kaç? 215. 259. 56 canın gitmiş abi. Stranger şu an. Biraz uzak mesafeden vuruyorum. 151. Ya mesafesine göre çok düşüyor. Bayağı düştü. 8'e indi bak. Bir de çok yakından atayım. Bayağı gitti. 71. Wow. Tamam, mesafesine göre klasik shotgun ya.
Scout'un upgrade'lerine geldik arkadaşlar şimdi. Scout'un ilk upgrade'ini yaptığınız zaman elindeki katili kör eden cihazın şarjı daha hızlı doluyor. Yani diyelim katili kör ettiniz, belirli bir süre tekrar o aletin şarjının dolmasını beklemeniz gerekiyor. İlk upgrade'iniz bu süreyi kısaltıyor. İkinci ve son upgrade'iniz ise katilin kör olma süresini uzatıyor. Yani katili kör ettiğinizde katil daha fazla kör pozisyonunda kalmış oluyor. Evet arkadaşlar, teknisyendeki ilk itemımız alev makinesi veya da alev silahı. Bu silahla katili yakarak çok ciddi anlamda canına zarar verebilirsiniz. Fakat hani yanına gidip normal bir silahla tarıyor gibi değil de çok küçük bir şekilde katili tutuşturup ardından çekilmenizi öneririm. Çünkü alev makinesinin şarjı çok yüksek değil. Eğer sürekli yaparsanız çabucak bitirebilirsiniz. Bu yüzden katilin yanına gidip yaklaşık 1 saniye boyunca sol tıka basılı tutup katili tutuşturursanız yaklaşık 7-8 saniye boyunca katil yanmaya devam edecektir. Bu 7-8 saniye boyunca da ortalama 50-60 can gidecektir katilden arkadaşlar. Katilin yanması bittiğinde tekrar yanına giderek 1 saniye basılı tutarak tekrar onu yakabilirsiniz. İbrahim Bey, ne yaptınız? Seni. Tövbe. Gel bakayım, bir yakayım seni, tutuşturayım. Arkadaşlara bir ipucu verelim. Arkadaşlar böyle basılı tutmanıza gerek yok. Bir kere katil şöyle tutuşturun. Biraz basarak tabi. Biraz basarak katil tutuşturun. Yani dibine gidip komple bunu harcamanıza gerek yok. Böyle cayır cayır tutuştuğu zaman salın yani ateşi. O zaten yanmaya devam ediyor. Bakın söndü. 300'den 247'ye indim. 53 canın gitmiş. Bir dakika, kaç saniye sürdü? 247 canım mı var şu an? Bekle. Kaç saniye sürdüğünü de ben hesaplayayım, şeye koyarım. Sayaç olarak. 247'den kaça düştü şu an? 195. Tamam, 52 canın gitmiş. Tamam, o civarlar. 50, 55, 60 can falan filan götürüyor. Teknisyenin bir diğer itemi ise arkadaşlar ağrı kesiciler. Diyelim ki takımınızda medik yok ve canınızı hiçbir şekilde yükseltemeyeceksiniz. Eğer teknisyenseniz kendi canınızı yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Kullandığınız ağrı kesiciler yaklaşık olarak size ortalama 75-80 can civarı bir can yüklüyor. Çok kısa bir süre içerisinde. Böylece takımınızda medik olmadan iyileşmiş oluyorsunuz. Bir tane vur. Dur, şu an 27 canım var, tamam mı? Kullanıyorum apı. Arkadaşlar gidiyor, görüşürüz. Canımı kaç yapıyor şu an? Bunu bir de koşarken de kullanabiliyorsunuz. Fulluyor mu? Aynen, fulledi. Her zaman fulluyor mu bu canımı? 73 kadar. Can verdi bu buna. 27 idi sanırım. Teknisyendeki son item ise arkadaşlar mayın. Yani tahmin edeceğiniz üzere katilin gelmesini tahmin ettiğimiz yönlere bu mayını koyarak katili gafil avlayabiliriz. Fakat bu mayının yanında arkadaşlarınız da varsa katille birlikte onlar da patlayabilir. Çok dikkat edin. Mayınımın alanı bayağı geniş. Mayınımı attım buraya. İbrahim Bey, buyurun mayınıma. Görüşürüz. Arkadaşlarınızı da öldürüyor tabii. Tabii arkadaşlarınızı da can vuruyor. Gördüğünüz gibi kıyaki kardeşim bizi kurtarmaya gelmiş. Canım benim, bilmiyor ki rehber çektiğimizi. Son olarak teknisyenin upgrade'lerine geçiyoruz arkadaşlar. İlk upgrade'inizde craft yapma hızınız artıyor arkadaşlar. Yani nesneleri craftlarken işte kendinize diyelim ağrı kesici yapıyorsunuz, kendinize diyelim alev makinesi yapıyorsunuz. Bunları craftlama hızınız artıyor. İkinci ve son upgrade'inizde ise taretinizin katile vurma hızı, yani atış hızı büyük bir ölçüde artıyor. Ağır ve yavaş bir şekilde vururken bir an neredeyse taramalı tüfek gibi taretiniz ateş etmeye başlıyor katile. İbo, meydana gel. Ahmet. Gel gel, hodri meydan. Şimdi normal toolbox hızımızı gösteriyoruz İbrahim Bey'e. Evet. Koyduk. Şimdi de son seviyesini arttırıyorum bunu. Bir seviye artmış haliydi. Bu şu an son seviyesindeyim. Şu an full bu. Başka yapamıyorum. Craft hızım artmış ve taretteki atış hızım artmış. Neredeyse durmuyor. Hani boş bir yer vermiyor bile neredeyse. Komple tarıyor böyle, taramalı gibi. Ahmet bak, molotof ağaca saplandı. Bu ne oğlum, niye dilek ağacı yaptın bunu? Ya artistlik yapma. Ağzına geride kan oldu lan, götüm boş. Canım azdı lan. Götüm boş, aynen atı lan. Canım azdı. Vur ölüsüne de vur. İzlediğin için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, yalancılar.